Arkadaşlar merhabalar. Tabi Mısır sisi deyince hepinizin aklı karıştı değil mi? Ne oldu? Mısır'la aramız düzeldi. Sisi ile aramız kötüydü. Şimdi diyaloglar en üst seviyede kurulmaya başlandı. Biz de televizyonlarda bunu konuşmaya başladık. Açıkçası hani en büyük eşlerden bir tanesi. E ee, biz Mısır'la kötüydük, Sisi'yle kötüydük, niye barıştık? En büyük soru bu. Bizim de karşımıza gelen, bize de sorulan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi ilginç olan şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi tutarlık diyoruz ya, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu işin başlangıcından beri eğer takip ediyorsanız, benim söylediğim teknik bir konu vardı. Hiçbir ülkenin darbe yaparak iktidara gel gelen birisini onaylamanız gerekmez arkadaşlar. Bunun üzerinde de bundan da mutlu olmazsınız. Yani başka bir ülkenin seçilmiş kişisini devirdiğinde sizin açınıza mutluluk vermez. Mutluluk vermez. Evet Türkiye'de de birçok kişi bundan mutlu olmadı. Çünkü Türkiye'ye çok yakın bir kişi vardı başında. Mursi vardı. Daha sonra biliyorsunuz mahkemede hayatını kaybetti. Şimdi bunu bir kenara alın ve koyun. Türkiye o zaman yaptığı çıkış haklı mıydı, değil miydi? Haklıydı. Yani olayın başlangıcı itibariyle yaşanan süreçte Türkiye'ye haksız diyecek kimse olduğunu zannetmiyorum. Orada bir küçük ayrıntı var. Benim açımdan küçük bir ayrıntı var. O zaman da söylediğim için söylüyorum. Bizim Sisi'yi onaylamamız hiçbir zaman gerekmiyordu. Ama Mısır'la diplomatik ilişkilerimizi kesmemize gerekmiyordu. Şimdi diyeceksiniz ki ama kestik, kestik doğru. Ama bunun iki tarafı vardı arkadaşlar. İki tarafını iki tarafını eğer değerlendirmeye almazsanız çoğunlukla hata yaparsınız. Nedir iki taraf? Bir de bunun Mısır tarafından bakın. Mısır'da o dönem darbeyi destekleyenler yani işte Arap Bağrı süreciyle beraber bu işin arkasında olan kuvvetler kimlerdi? Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri. Arap Bağrı'ndan bahsediyorum. Süreciyi unutmayın. Bir kenara yazın. Çünkü İsrail ne demişti? Mursi'nin devrilmesinde bizim de etkimiz var demişti. İsrail bunu söylemişti değil mi? Çok net hatırlarsanız hatırlayın. Hiç şey yapmaya gerek yok. Hepsi kayıtlarda var. Peki o dönemde bizim Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emeklileri'yle ve Amerika Başı Devletleri'yle aramız çok mıydı? Hayır. Yani o dönemde yaşanan süreçte biz Mısır'la ilişkilerimizi çok üst düzeyde tutmak isteseydik bile Mısır bizimle aynı düzeyde çalışmaya devam edecek miydi? Hayır. Bakın net söylüyorum. Hayır. Yani bu işin iki taraflı olduğunu unutmayın diye söylüyorum. Niye? E biz Libya'da bizim Hafter'le mücadelemiz sırasında bizim karşımızda olan Hafter'i destekleyen, lojistik anlamda ve malzeme ve ekipman olarak destekleyen kimler vardı? Hatırlayın. Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Ve Mısır vardı. Biz uzun süre Libya sahasında bu mücadeleyi sürdürdük. O zaman rakibimiz bizim Mısır'dı. Sonra yine hatırlayın. Doğalgaz hikayesinde çıkartılan doğalgazın Avrupa'ya gönderilmesiyle ilgili süreçte karşımıza bir tane blok oluşturmuşlardı. Bunun içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan vardı. Oradan doğalgazı çıkartacaklar ve Avrupa'ya göndereceklerdi. Türkiye'yi de bypass edeceklerdi. Ama unuttular. Türkiye o zaman bir tepki koydu. Ne koydu? Dedi ki kardeşim burası benim alanım. Benim alanımın içerisinden bir boru hattı geçirmesine ben müsaade etmem. Birinci gol. Birinci gol. İkinci gol. Hatırlayın. Katar konusu. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'da içinde yer aldığı blok. Hatırlayın o dönemde Katar'a ultimatum vermişlerdi. Ve bu ultimatomla Katar'dan belli miktarda bazı paralar ve ödünler istiyorlardı. O dönemde Katar'ın arkasında duran ülke hangisiydi? Yine hatırlayın. Türkiye Cumhuriyeti devletiydi. Ve Katar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de desteğini alarak bu mücadelede geri adım atmadı. Ve Katar'dan bu blokajı kaldırmak zorunda kaldılar. Etti mi size ikinci gol? Peki üçüncü gole gelelim. Üçüncü gol ne? Üçüncü golde Hafter'in ulusal mutakabat hükümetini devirmek için yaklaşık 8 kilometre yaklaştığı başkentte Türkiye'nin devreye girmesiyle beraber o hattın aşağı doğru çekilmesi ve bölgenin kurtulması. Etti mi size üçüncü gol? Etti üç. Daha sonraki süreçlerde yaşanan savunma sanayi ve diğer alanlarda yaşanan Suriye sahası, Irak sahasında ve diğer alanlarda yaşanan ufak tefek olaylarla beraber bu ara açıldı. Şimdi biz mi Mısır'a gittik? Mısır mı bize, bize, bize geldi tartışması hiç açmaya gerek yok. İki ülke de birbiriyle belli bir noktaya gelir. Mısır da büyük bir ülke, Türkiye de büyük bir ülke. Ama Türkiye'ye şu işi yapmak bence çok da e, ahlaklı gelmiyor. Yani sanki biz Mısır'ın ayağına gitmişiz gibi, bir yerlere gitmişiz gibi gitmek bana çok da doğru gelmiyor. Şu eleştiri yapıyorum, ben bu eleştiri daha önce de yaptım. Büyük eşlikleri kapatmaya gerek yoktu. Diplomatik ilişkileri bu kadar germeye gerek yoktu. Tepkimizi koyar mıydık? Koyardık arkadaşlar. Yani başka ülkeler nasıl yapıyorsa onu da yapardık. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'yle çok mu iyiyiz? Fransa'yla çok mu iyiyiz? Almanya'ya çok mu Ama ne yapıyoruz? askeri müştereklerde buluşarak süreci götürmeye çalışıyoruz. PKK ve diğer konular dahil olmak üzere. Mısır'a da bunu yapabilirdik. ya yani burada benim tek eleştiri söyleyebileceğim konu bu. Ama onaylamak zorunda değildik o günkü süreçleri. Zaten onaylamanın ötesinde Mısır bizim karşı bloğumuzda yer alıyordu. Zaten karşı bloğumuzda yer alması üzerine bir darbe girişimi yapıldı. Bunu atlıyor herkes. Bakın o bu yok şu anda Türkiye ile arayı düzeltmeye çalışıyor. Evet biz de düzeltmeye çalışıyoruz. İki ülke arasında bir sürü kılganlık olabilir. Ama farkında mısınız? Bizim katkı sunduğumuz konular sizce hangisi daha fazla? Silah, ekipman, ekonomik ilişkiler, bölgesel sorunlara karşı gösterecek olan çözümler. Televizyonda da sık sık anlattığım için burada da değineceğim. Herkes bir 3. Dünya Savaşı'nın başladığını söylüyor. İster Trump deyin, ister Putin deyin, isterseniz Çin Devlet Başkanı deyin, isterseniz Avrupa Birliği deyin, isterseniz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri deyin. Hepsi 3. Dünya Savaşı başladı diyor ve kaos içindeyiz diyor. Ülkeler kaos içindeyken kendisine yakın en güçlü ülkeyle kavga etmek isterler. Suudi Arabistan Bölgede bir çatışma çıksa kiminle işbirliği yapmak ister? Amerika Birleşik Devletleri mi? Tabii ki yapmak ister. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği hiç olmayacaktır. Onun başka öncelikleri vardır. Ama bölge ülkelerin birbiriyle geçmişten kaynaklanan ilişkileri nedeniyle sorunlara çok daha kısa sürede çözüm üretme imkan ve kabiliyetleri vardır. Sizce yakın dönemde ekonomi hariç, bizim hala ekonomi konusunda yapmamız gereken ödevler var. Ekonomi konusunda bizim onlara ihtiyacımız var. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine. Ama diğer konularda onların bize ihtiyacı var. İstihbarat, askeri imkan ve kabiliyetler, bölgesel sorunları çözebilmek için irade ve dış politikada. Yani belki biz bir tane şey alıyoruz şu anda ama onlara katkı sunacağımız en az 4 veya 5 tane büyük kalem var. Bu 4-5 büyük kalemi e, verirken ben kendimde de aşağılık kompleksiyle ilişki kuruyor havasına girmem arkadaş. İşte ayrıldığımız yer burası. İnsanlar şunu yapıyorlar. E biz ayaklarına gittik. E onlar gelmediler mi? Yani diplomata böyle bir şey mi var? E biz çok ağır konuşmuştuk. E arkadaş, o dönemin için ağır konuşacak olan olaylar yaşanmıştı. Bu ağır yaşanacak olayları görmezden gelebilirsiniz. O da görülmedi o dönemde böyle yapıldı. Arada zaman kaybettik mi? Kaybettik ama atlanan yer şu arkadaşlar. Israrla üstüne basıyorum. Biz ilişkiyi sürdürmek istesek de karşı taraf bu ilişkiyi sürdürmek istemeyecekti. Çünkü çıkar çatışmasının tam da ortasındaydık. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yaşadığımız çıkar çatışmanın tam ortasında olduğu gibi. PKK PYD varken Suriye'de biz Amerika ile beraber ortak çalışabilir miydik? Hayır. Irak'ta çalışabilir miydik? Hayır. Azerbaycan çalışabilir miydik? Hayır. O dönemde bölgedeki petrol aramalarıyla ilgili beraber ortak çalışabilir miydik? İsves hikayesinde hayır. E, o zaman neyi konuşuyoruz? Ama şimdi hangi noktaya geldik? En doğru çözüm Türkiye üzerinden geçmek kaldı. En doğru çözüm bölgedeki en büyük askeri güç olduk. Savunma sanayinde bölgenin en büyük üretici merkezi haline geldik. E, siz bunları bu arada tamamladınız arkadaşlar. 2010'dan başlayın 2011, 12, 13, 14 diye devam edin. Özellikle 2016'dan 2023'e kadar, 24'e kadar geldiğimiz 7 yıllık, 8 yıllık süreçte, 2015'e de katabilirsiniz bunu. Geldiğimiz yerle aslında bölge ülkelerin cazibe merkez haline geldiniz. Bunu da böyle bir yere kenara Siz kızmaya devam edin. Yanlışlarımı da söylemeye devam edin. Ben de söylüyorum arkadaşlar. Yani ben bugün söylemiyorum, geçmişte de söylüyorum. Fikir ayrılığı olabilir. Çünkü fikir zaten aylık üzerine kurgulanır. Siz başka düşünüyor olabilirsiniz. Çözüm de başka bir şey olabilir. Ama bu bu devleti aşağılamayı veya aşağı yere çekerek bir noktaya getirmeniz hiçbir kimseye gerektirmiyor arkadaşlar. Ben de Birçok nokta yaşıyorum. Belki siz de biliyorsunuz. Görüyorsunuz da yani. Silahlı kuvvetlerle ilgili zaman zaman savunma sanayiyle ilgili oluyor. Söylüyorum. Ama ben bunu ıkıcı yapmıyorum. Yani beraber yaşadığım ülkenin onurunu, şerefini, ve geleceğimizi yaşayacağımız bu ülkenin bütün katmanlarını bir arada tutmaya çalışıyorum. Eleştirimizin bir boyutu var ve orada kalmalı. Arkadaşlar Mısır ve ilişki tek paket olarak düşünmeyin. Mısır'la ilişkinin düzelmesi için önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzelmesi gerekiyordu. Suudi Arabistan'ın düzelmesi gerekiyordu. Hatırlayın, bundan yaklaşık e, bir hafta on gün oldu galiba. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir kasabayı sattı. Yani sahil kasabasını sattı. Ne kadara? 22 milyar dolara sattı. 22 milyar dolara sattı. Yani bir toprak parçasını sattı. Sebep büyük bir döviz açığı var, büyük bir ekonomik problem var ve bu ekonomik problemi çözmek için de çareler alıyor. Hatta ben bu videoyu çekmeden önce şimdi bazı notlar önüme düşmeye başladı. Türkiye'de İskenderiye limanını satmakla ilgili bir görüşmeler yapıldığını. İşletmesini vermeye çalışıyorlar. Eğer işletmenin ötesine Türkiye istiyorsa satmasının da konuşulduğu hem Mısır gazetelerine hem de uzak doğudaki bazı e, dergilere düşmeye başladı. Gerçek midir değil midir bilmem. Yani muhtemelen bunu alacaksa da bir Türkiye'deki özel firmalar alacaktır. Buranın işletmesiyle ve iyi diğer e, konularla ilgili. Olur mu? Olabilir. Ama Türkiye'nin ee, bölgede başka limanları var mı var arkadaşlar Türkiye şu anda bölgede Afrika'da farklı yerlerde Libya bizim kapılarımızdan bir tanesi Somali bizim kapılarımızdan bir tanesi Etiyopya bizim kapılarımızdan bir tanesi Çat bizim kapılarımızdan bir tanesi yani birçok yerde hem içeride yani karası şey denize olmayan yerlerde hem de denizi olan yerlerde limanlar veya lojistik merkezler kurarak, limanlar kurarak veya diğer faaliyetler yaparak biz şeyi götürmeye çalışıyoruz. Bölgede, Afrika'da büyük bir pazar oluşturmaya çalışıyoruz. Mısır bunun için gerekli mi? Gerekli. Çünkü Mısır'ın en büyük avantajlarından bir tanesi şu arkadaşlar size söyleyeyim. Mısır Afrika ülkeleriyle özellikle gümrük birliği kendi aralarındaki gümrük muafiyetleri konusunda çok avantajlı. Yani onun üzerinden, bir bölgeden üzerinden transfer etmenin e, Türkiye'deki birçok kişiye, yani birçok ülkeye şeyi var, avantajı var. Bu avantajı biz belli bir noktaya kadar götürebiliriz. Demin söylediğim gibi, biz bölgede, birçok ülkede anlaşmalarla limanlar ve ara toplama bölgeleri kurarak devam ediyoruz. Mesela Çat orta merkezde bir ülkedir. Ve e, onun üzerinden başka ülkelere geçiş yapabiliyoruz. Mesela Gine, Nijerya, yine bizim bölgede e, liman işletmesi üzerine çalıştığımız ülkeler arkadaşlar. İyi bir yere doğru gidiyoruz. Mısır'la da inşallah ilişkiler iyi olur. Belki görmüşsünüzdür. Mısır'a e, sihalar, roket ve diğer e, mühimmatların üretilmesiyle ilgili ortak anlaşmalar yapılmasıyla ilgili e, bazı konular görüşülmeye başlandı. Yani Türkiye bu şekilde gitmeye devam ederse, hem savunma sanayinde hem enerji üretiminde, buradan elde ettiği gelirler ve e, diğer kaynaklarla beraber, ekonomisini düzeltebilirse bakın biz başka bir yerde oluruz. Nereye geliyoruz yine? Geldiğimiz tek bir yer var. Ekonomi arkadaşlar. Kırılgan noktamız ekonomi. Zaten hangi saldırıya uğrayacaksak Türkiye'ye yapacak olan saldırıda da ekonomi üzerine olacak. Türkiye bir ordusu üzerinden bir saldırı düzenleme şansına sahip değilsiniz. Türkiye'ye Milleti üzerinden de bir saldırı yapma, yapamazsınız. Kaldığı geriye ekonomi. Hepimizin en çok dikkat etmesi gereken önemli konu da bu saatten. Mısır'a başka bir bakış açısı sunmaya çalıştım. Bizim bakış açımızdan öte Mısır'da ne değişti? Mısır'la neler yaşamıştık? Konjüktürel olarak o günden başlayarak bugünü anlatmaya çalıştım. Günü günü yalnızca o günden değerlendirmeye karar verirseniz sizi farklı yerlere götürür arkadaşlar. O günü rica ediyorum. Olayın başladığı günden o zamana kadar geçen süreyi bir kez daha hatırlayarak değerlendirmenizi, o dönemdeki dünyadaki konjüktürel değişimleri, ekonomik sorunları ve bölgesel sorunları lütfen içine alarak değerlendirmeye çalışın. Mısır'a öyle baktığınızda inşallah bu sorun da önümüzdeki dönemde olmayacak.